Merhaba, Edebiyat Haberi'ne hoş geldiniz. Bugün ben Deniz, kitap dedektifi, kamera arkasında uçan salyangoz, her zamanki gibi. Merhaba uçan salyangoz. Merhaba kitap dedektifi. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, bugün çok kibar kendisi. Evet, başlayalım o zaman. Haftanın bir özetini geçelim. Buyurun, sorularınızı bekliyorum efendim. En başta benim de okuduğum bir öykü var. Seni tavsiyenle okumuştum. O zaman şöyle sorayım ben. Haftanın öyküsü. Haftanın öyküsü Ogito isimli bir site var. Blog sayfası. Hatta o sayfayı da önereceğiz birazdan. Orada Yaşa Be Nuri Dede isimli çok güzel bir hikaye var. Bu hikayede bir çocuğun gözünden çok güzel bir şekilde bir dede ile olan ilişkisi. Ama dede kendi dedesi değil, komşu dedesi. Ve resmen bu Tarık Akan'ın da oynadığı bir film vardı. Canım Kardeşim diye bilirsiniz onu, meşhurdur. Canım Kardeşim tadında, muhtemelen de ondan esinlenmiş olan bir kitap kendisi. O kitaba çok benzeyen, çok ufak bir öykü. Benim tabii ki her zamanki gibi böyle benzettiğim Haydi'nin dedesi. Yine bir Haydi dede, evet. Çoğu sıcaklığı veren bir dede yine. Bu arada podcast'te de Haydi'yi de işleyelim. Tamam. O da ayrı bir şey olsun, aklımızda bulunsun. Evet, Haydi'nin dedesine benzer bir dede yine. Çok güzel bir öykü, ben de çok beğendim. Bu haftanın en beğendiğimiz bloğu hangisi? Bu edebiyat bloğundan az önce söylediğim Ogito var. Ogito'da çok fazla güncelleme yapılmıyor ama edebiyat severlerden her türlü yazılar geliyor oraya. O yazılarda çok güzel öyküler görebiliyoruz, denemeler görebiliyoruz. Şiir var mıydı? Denk gelmedim ama muhtemelen ayırt etmiyorlar. Edebiyatla alakalı her konu, röportajlar da dahil olmak üzere çok güzel bir haber sayfası diyebiliriz. Edebiyat sayfası. Yani bizim anlattıklarımızı aslında edebi olarak orada anlatıyor. Çok güzel de bir sayfa. Tavsiye ederim bakmanızı. Evet. Peki bu haftanın en çok satan kitapları hangileri? Oradan da 3 tane kitap önerimiz var. O 3 kitap önerisi de şöyle. Nasıl Ölünür? Ölüm Gerçek. Ölüm Deşiği Tabu. Cenaze Ortak. Yas Bireysel. Peki ölüm herkese eşitler mi? Romanlarından tanıdığımız Emile Zola'dan toplumsal ve ekonomik koşulların ölümü nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren çarpıcı 5 öykü. Aristokrat, burjuva, esnaf, köylü ve işçi ailelerinin bu süreci nasıl yaşadıklarını olanca sadeliğiyle ve toplumsal çerçeveden kopmadan sergileyen 5 tablo. Görme biçimleri. Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Bizi çevreleyen dünyada kendi yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez. Her akşam güneşin batışını görürüz. Dünyanın güneşe arkasını dönmekte olduğunu biliriz. Ne var ki bu bilgi, bu açıklama gördüklerimize uymaz hiçbir zaman. Gerçeküstü ressam Margarete, Düşlerin Anahtarı adlı resminde sözcüklerle nesneler arasında her zaman var olan bu uçurumu yorumlamıştır. Kıyamet Park. Yakında dünya daha iyi bir yer haline gelecek çünkü ben daha iyi biri olacağım. Ama önce halletmem gereken işler var. Mozart 5 yaşında beste yapıyordu. Alper kamu cinayet çözüyor. Lüks bir otelde gedikli bir gazeteci vahşice öldürülür. Böylece dünyanın en küçük dedektifinin hayatına renk gelir. Zanlılar arasında mekik dokurken 8 yaşında tecrübeli bir rakibi vardır. Bu defa Altan, şeytana pabucunu ters giydiren yeni nesil bir şeytan. Kahramanımız katili Altan'dan da önce bulabilecek mi? Yoksa davayı, bahsi ve hayali arkadaşlarını kaybedecek midir? Kıyamet Park, sahici dehşet ile sahte şöleni bir araya getiriyor. Her sayfasında katilin gölgesini görecek, maktulün parfümünü duyacaksınız. Şöhreti ülke sınırlarını aşan Alper Camus'a bir kez daha hayran kalacaksınız. Bu haftanın yazarı. Haftanın yazarı da aslında bizde de hali hazırda kitabı olan Sen Kimseyi Sevemezsin, Güler Soy'un bir kitabı olmakla birlikte Güler Soy'un kendisi yani. Güler Soy, Fakir Baykurt Öykü ödülünü aldı 2021 yılında. Yani bu sene aldı bu öyküyü.
çok güzel bir şekilde kadın erkek ilişkileri, kadınların yaşadığı zorluklar ve eril dünyada kadınların neler çektiği, daha biraz daha şey konuşursak, jargondan konuşursak diyeyim, olan öyküler var. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Doğan Kitap'tan çıkmış bir öyküler hali. 135 sayfa. Şöyle tekrar göstereyim. Tavsiye ediyorum kendisini. Çok da güzel yazmış. Yalın. Kendinizden çok şey bulacağınızı düşünüyorum. Aslında kadınlar üzerine o kadar çok konuşulacak şey var ki şu anki olan olaylar içerisinde, ama çok detaylı. Tabii onunla ilgili de mesela kadınlar üzerine de bir edebiyat konuşması da yapılabilir. Seninle de birebir yapılır. Bir de ayrıca uzmanlarla da yapmayı da düşünüyorum, ama işte uzmanlara ulaşabilirsek. Evet, peki. Şimdi yine bir terimler sözcüğümüz var. Çok merak ediyorum ne olduğunu. Evet, bu sefer yine her zamanki kaynağımız Nişanyan sözlükten yine. Biliyorsunuz filologtur kendisi Sevan Nişanyan'ın. YouTube sayfasını da takip edebilirsiniz bu arada. Sitesi de vardı galiba, değil mi? Sayfası da var ama çok güncel değil. Ama blog sayfası da var kendisine. Evet. Ya çok görüşlerini açıkçası tasvip etmiyorum ama dil anlamında çok iyi bir kişidir. Evet. O yüzden hatta özel hayatında da çok ciddi sıkıntılar olan, kadın meselesinde de çok ciddi sıkıntılı olan birisi. Ama kötü anlamda söylüyorum, iyi anlamda değil. Ama buna rağmen dediğim gibi filolog anlamında çok ciddi katkıları vardır dilimize. O yüzden kullanıyoruz yani. Hmm. Kendi görüşlerini tasvip ettiğimiz için değil. Buradan mafevk. Mafevk. Evet. Bu mafevk hemen buradan tam olarak okuyalım. Üst taraf, yukarısı, üste bulunan adam, amir, zabit, mağdurun zıttı. Bu Arapçadan gelen bir kelimeymiş. Yani aslında bürokratlar gibi değil de üst mertebe gibi, amirimiz gibi düşünebiliriz yani. Siz mesela fabrikada falan vardır ya, şef vardır, amir vardır. Murtaza gibi. Müdür vardır. Murtaza kendini öyle zannediyor. Bunda öyle değil ama. Bunda gerçekten evet, öyle yani. O yüzden mafevk diyorlarmış buna. Hmm. Efendim. Amirinize mafevk diyebilirsiniz. Evet. Amiriniz de size bir böm böm bakar. Evet, zaten artık memleketimizde tabii bilenler değil de bu işleri, hani kendi alanında uzmanlar değil de yalakalık ya da tanıdıklık üstünden tabii gittiği için, dolayısıyla bu konuyu bileceğini de zannetmiyorum. Zaten Türkçe'ye de hakim değilse, hele bir de Arapça'ya da hakim değilse, mafemki dersen adam adam bana küfür mü ediyorsun diye bakar yani. Evet, buyurunuz. Peki bu haftanın indirimleri? Bu haftanın indirimlerinde de Idefix de var. %40 ile %60 arasında indirimler var. Birçok yayın evinde var. Mesela özellikle Türkiye İş Bankası'nın yayınları var. Türkiye İş Bankası üzerine ayrı bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü o konuda birazcık çetrefilli bir konu. Bir bankanın yayın evi olması konusu var. Yapı Kredi Yayınları da hakeza aynı şekilde. Ya da Vakıfbank yayınları. Bunlar üzerine, yani bankaların yayın evleri üzerine de bir özel bir yayın yapmayı düşünüyorum. Birazcık sert geçecek o yayın ama olsun, yine de bu konuyu konuşmak lazım. Ama yine de Hasan Ali Yücel klasiklerine hakkını vermek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Milli Eğitim Bakanı olduğu zamanlar, zaten ilk Milli Eğitim Bakanlarından olduğu zaman, onun bıraktığı eserler çok ciddi boyutlarda. Bizde de çok güzel çevirileri var. Her çevirisi güzel mi? Değil. Ama onlar daha sonraki çevirilerle olan durumlar. Çünkü Hasan Ali Yücel klasiklerin içerisinde yer almayan ama daha sonradan buna dahil edilen bazı klasikler var. Ha. O yüzden o çevirilerde falan bazı sıkıntılar var. Ben onu bilmiyorum. Çünkü ya yaklaşık 150 tane falan kitaptan bahsediyorlar çeviri yapılan. Hı-hı. Halbuki satışta olanlar o kadar değil. Ha, tam listeyi biliyor muyum bilmiyorum ama yani mantıki olarak söylüyorum bunu. Çok çok yüksek ihtimalle bu şekilde yani. Hı-hı. Dolayısıyla da İş Bankası yanına bu konuda şey yapabiliriz. İdefix'te de böyle bir şey var. Bunun yanında Cem yayınlarında indirim var. Ayrıca birkaç tane daha butik yayın evlerine, ki onlara destek vermek lazım. Çok evet, güzel çeviriler de var. Ben de onu soracaktım. Yani aslında butik yayın evlerine daha çok hani destek olmak amacıyla hani kitap satın alabiliriz diye. Zaten yayın evlerinin, ayın yayın evleri ya da haftanın yayın evlerini söylediğimiz zaman genellikle butiklerden seçmeye çalışıyorum.
çok fazla yayın evi var. İsmini bile bilmiyoruz. Hatta bazen internet siteleri bile yok. Ama bunları destek vermek lazım. Dolayısıyla hele bir de şu dönemde bu kadar maliyetlerin arttı. Geçen hafta da söylediğimiz, önceki videolarımızda da söylediğimiz maliyetlerin arttığı zamanlarda bunları destek vermek lazım. Onlara her zaman arka çıkmak lazım. Ve gerçekten güzel çevirileri var. Ama tanınmıyorlar. D&R'a girmiyorlar. Mesela artık iyice tekelleşmeye başladı bunlar. Ya da ne bileyim işte bir çeşitli yayın kuruluşları, dağıtımları, kitapçılara sokmuyorlar bunları. Hatta bunun yanında da yani yayın evinin kendi sansürünün haricinde devlet tarafından yapılan sansür artı bir de sos olarak kitapçıların yani kitap satışı yapan D&R gibi platformların da kendi yaptığı sansürler var. Bu da bir sansürdür çünkü sattırmıyor kitabını. Evet. Dolayısıyla da bunların butiklerin ezilmemesi adına parayla bastıranlar değil. Özellikle bunu belirtmemiz lazım. Butik derken insanın aklına direkt şey gelir. Çünkü böyle butik diye geçinenler var. Halbuki bunlar öyle değil. Bu kitap ve yayın evlerine destek vermek lazım. İdefix'te de bu tarz yayın evleri de var mı? Var. Ama hani bir tane, iki tane kitaplar var. Olsun, onlara da destek vermek gerekiyor. Biz de az önce belirttiğim gibi o tarz yayın evlerini haftanın ve ayın yayın evleri diye zaten belirtmeye çalışacağız. Evet, o zaman şimdi çocuklar için kitap tavsiyesine geldi. Evet, güzel bir felsefe kitabımız var. Bu felsefe kitabı da Çocuklarla Felsefe Konuşmaları isminde bir kitap. Filozof Çocuk isimli alt başlığı var. Nuran Direğ'in yapmış olduğu. Aslında bu zamanlarda da biraz popüler olan, çocuklarla felsefenin ne kadar önemli olduğunu da gösteren, bunu ufak öykülerle anlatan ama birazcık da Sophie'nin dünyasının daha basitleştirilmiş hali gibi bir çocuk kitabı var. Bunu tavsiye ediyoruz. Bugün okuduğum Winnie the Pooh kitabında aslında çocukların o kadar saf düşünüyorlar ki felsefede de vardır ya saf düşünmek. Evet. Saf düşünmek merak uyandırır. Merakı kendisi de birlikte getirir. Bugün okuduğum kitapta da onu gördüm yani. O kadar saf düşünüyor, o kadar düşüncelerinde saf ilerliyor ki işte hiçbir şeyden hiçbir şey olması gibi. Hı. Aslında burada bence felsefe çocuklara yakışıyor. Çünkü hani o kadar saf düşünüyorlar ki felsefe de aslında bir saf düşüncenin sonucunda meydana gelmiş merak duygusuyla. Aslında birbirlerine ne kadar yakın ve eşitler. Bu yüzden bence çocukların felsefe öğrenmeleri çok önemli. Sorgulamayı da getiriyor ki beraberinde. Bu onların daha rahat büyümesini de sağlıyor. Ondan dolayı ebeveynlere öneriyorum yani. Stephen Hawking'in meşhur bir sözü vardı. Bilim insanıyla çocuğun arasında pek fark yoktur. Tek istisnai çocuk bir noktadan sonra hep merak eder ama cevabı için değil der. Sadece soru sorar. Hı. Ve bir sonuca ulaşmaz. Ama bilim insanı soru sorar. O çocukluk ruhuyla soru sorar. Ama bir sonuca ulaşmak için soru sorar. Dolayısıyla da o felsefeyle de bu yönüyle de çok benzerlik var ki bu arada felsefe bilim değildir, o başka bir şey ama yani birbirlerinin iz düşümü gibi birbirlerini besleyen şeyler. Peki o zaman bu haftaki yayın evi. Bu hafta Pan kitabı önermek istiyorum. Pan kitapta da şöyle bir şey var, aslında herkesin bildiği bir tane eseri var. Bu eserlerden bir tanesi Sophie'nin Dünyası, Pan kitaptan basılmadır. Pankitap.com'da zaten görebilirsiniz. Başka yerlerden de bakabilirsiniz elbette ki. Ama orada o yayın evinin en popüler kitabı o. Bir de Grimm kardeşlerin hikayelerinin yer aldığı Grimm Masalları isimli kitap var. Bu Grimm Masalları güzel iki ciltlik kitapları da var. Aynı zamanda Safiyeli kitapları var. Sitesine girdiğiniz zaman zaten görürsünüz. Bir de onun yanında felsefe kitaplarını tavsiye ediyorum. Çocuk kitapları da güzeldir. Diğer kitaplarına tabii ki bakabilirsiniz ama edebiyat kitapları birazcık bana yavan geliyor. Muhtemelen diğer yayın evleriyle rekabet çok fazla olduğu için yüksek ihtimalle de o sebeple daha az basılma, biraz daha kalibresi düşük eserler basmışlar. O yüzden Pan kitaba destek çıkmak lazım felsefe kitapları özelinde ve çocuk kitapları özelinde diye düşünüyorum. Evet. Bu haftanın röportajı. Bu haftanın röportajı da bu geçen hafta söylediğim bir şey vardı.
safiyelik bazı eserlerden ya da kitaplardan ya da dergilerden, gazetelerden röportajlar da olabilir. Güncel röportajlar olmayabilir demiştim. Bunlardan bir tanesi de şimdi hemen karşımızda 1978 yılında basılmış olan bir dergi var. Devrimci Savaşım'da Sanat Emeği Aylık Sanat Kültür Dergisi ve de 2 Nisan 1978 basımı bir kitap. Burada Nazım Hikmet'in Sabahattin Ali üzerine yazmış olduğu bir yazı var. Bu yazıdan sadece bir paragraf okuyacağım. Sabahattin'in Bir Orman Hikayesi Resimli Ay'da yayımlandı. Bu onun ilk hikayesiydi. Dostluğumuz böyle başladı. Resimli Ay idarehanesinde başlayan dostluğumuzdan bahsediyorsam, bunun da Sabahattin'in edebiyat ve politika hayatında önemli yeri olduğunu sandığımdandır. Sabahattin'in ilk hikayelerini Resimli Ay dergisinde o devirdeki Resimli Ay'da yayımlanması, yazarın o zamanki edebiyat, dolayısıyla politika cereyanları arasında belirli bir safta yer alması demekti. İlk yazısını bize getirişi, Sabahattin'in anti-emperyalist, demokratik temayülünü gösteriyordu. Gerek dostluğumuz, gerek Resimli Ay'ın o zamanki çevresinde girişi gerekse, sonraları Sinop cezaevinde parti üyelerinden bazılarıyla tanışması Sabahattin Ali'nin sosyalist idealleri benimsemesinde tesirli oldu. Bu benimseyiş her gün biraz daha kuvvetlendi. Sabahattin, Marx'ı, Engels'i, Lenin'i okuyor, uluslararası işçi ve halk hareketleriyle ve Türkiye işçi, köylü ve zanaatkarlarının hayatlarıyla, kavgasıyla yakından ilgileniyordu. Evet. Böyle bir şey var ve Sabahattin Ali'ye yazmış olduğu aynı zamanda bir mektupta içinde yer alıyor. Tabii ki 78 yılında Nazım yaşamıyordu ama ona rağmen oradan bir alıntı vardı. Karşıma da çıkınca sizinle de paylaşmak istedim. İşte böyle Uçan Salyangoz. Sabahattin Ali ile ilgili bir biyografisiyle ilgili bir kitap okumuştum. Osman Balcagir Yeşil Mürekkep adlı bir kitaptı. Evet, bizde yani, var. Var. Ama ben 200 sene önce okudum diye hatırlıyorum. Hı. İnanılmaz etkileyiciydi. Yani yazım tarzını çok beğenmesem de o Sabahattin Ali'nin başından geçen o olaylar o kadar böyle hayalimde artık ya benden kaynaklı ya da kitabın verdiği güçten kaynaklı. Öyle bir canlandırdım ki en sonunda yani kapattığımda kitabı hüngür hüngür ağladım. Ama işte çok, çok böyle dokundu yani bana. Sabahattin Ali ben de dahil olmak üzere böyle çok acite ediyorlar. Acite ettikleri için tabii evet, şöyle evet. Bir sıkıntı oluyor. Herkes çok duygusal, çok duygusal falan diyor. Evet. Halbuki başına şu zamana kadar gelen tüm tırnak içinde işler ki en sonunda ölümüne neden olan ondan sonra bir mevzu var ve bu durumların hepsi aslında politik olmasının getirdiği şey. Yani tamam bir kültür solcusuydu doğru ama az önce okuduğumuz gibi aslında bir devrimci bir kişilikti. Ya şeyi de ben mesela yanlış biliyorum. Nazım Hikmet'e de aynı şeyi yapıyor. Senin dediğin gibi yani böyle onun çok duygusal işte sevgililerinin sevgilileriyle geçtiği bir zaman dilimi içine sıkıştırıp bırakıyorlar ama ben öyle düşünmüyorum yani şey olarak. Ya bu popüler kültür bence Sabahattin Ali'nin o yaşadıklarını yok sayamaz. Zaten bunun sonucunda Sabahattin Ali olmuş. Yaşadığı o senin de dediğin gibi politik süreçler, öğretmenlik zamanında yaşadığı olaylar, işte giriş gelişleri, o en sonunda ormanda bile kaybolma sahnesi, hani kitaptan dolayı söylüyorum. O bile yani bu popüler kültür onu yok edemez. Sadece neman alıyor yani. Ya, ondan bir şeyler tırtıklıyor. Tırtıklayarak bir şey bir yere gelmeye çalışıyor. Mesela şey var. Alman edebi akımından aslında Sabahattin Ali çok etkileniyor. Hı-hı. Alman romantizminden evet, evet. Çok etkileniyor. Bunu bir kitabında Nevzat Kaya söylüyor bunu. Nevzat Kaya da bu konudaki konuklarımızın arasında muhtemelen olacak. Nevzat Bey'le de görüşeceğiz. O sırada mesela çok güzel anlatıyor orada. Romantizm o dönemin aslında yine tırnak içinde popüler kültürü olmuş vaziyette. Evet. Dolayısıyla da onun gibi birçok aslında yazar var. Ama buna rağmen Sabahattin Ali ön planda. Öldürüldüğü için mi? Hayır değil. Neyden dolayı peki? Aslında bu az önceki söylediğimizin temellendirilmesi oluyor. Politik olduğu için tamamen.
Yani ve de Nazım'la bir şekilde temasta. Hoş Nazım'ın yaptıklarını her zaman doğru bulmuyor, tasvip etmiyor ama ona rağmen, yani pratik olarak tasvip etmiyor ama ona rağmen politik bir insan, bir kültür solcusu. Dolayısıyla da yazdıkları, mesela Aziz Nesin'le yazdığı yazılar var. O yazılar mesela çok sert. Bundan dolayı gazete taşlanıyor, yakılmaya çalışılıyor vesaire. Dolayısıyla bir daha açıyorlar, bir daha kapatılıyor. Hatta Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam Senad Yücel, Milli Eğitim Bakanı iken de epey Sabahattin Ali'ye yardım etmeye çalışmış. Ama boyunu aşan şeyler var. Aynen. Çünkü baskı arttıkça bu defa artık yani gücü yetmemiş ilerisi için. Epey o zaman o süreçlerde de olan bir sürü şey vardı. O zaman daha da uzatmamak için Sabahattin Ali için ayrı program yapacağız evet, belli evet, ki. Evet. Güzel evet, öyle. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Kitap ve dostlukla kalın.